Çok teşekkürler Erdoğan Turan ve telefon attığımızda ALB Forex analisti Enver Erkan var. Enver hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Borsa üzerinden konuşacağız seninle. Yani cari açın borsa üzerindeki etkisinden. 79 binin sınırlarındaydı dün akşam saatlerinde. 80 bini gördü, görecek noktaya kadar geldi ama ne yazık ki cari açık verisi beklentilerin üzerinde gelince tekrar o aşağı doğru ivmelenme devam etmeye başladı. Sadece buna mı borçluyuz yoksa borsa cephesinde başka oluşumlar da var mı etki eden fiyatlara? Tabii şimdi genel itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un 80 bin seviyesi üzerinden gelen bir satışla karşılaştığını görüyoruz. Yani bir anlamda şu anda 80 bin seviyesi teknik bir direnç olarak ön plana çıkmış durumda. Diğer taraftan hikayeyi özetleyecek olursak dün beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi geldi. İç tüketime bağlı olan harcamaların oldukça önemli olduğunu görüyoruz büyüme verisi üzerinde. Ve aynı zamanda tabii ki hizmet sektöründeki büyüme bir anlamda büyümeyi kamçılamış görüntüsünde. Bir de tabii ki siyasi konjonktüre ilişkin açıklamalar şu anda piyasalarda önemli bir yer gördüm. Özellikle Sayın Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalar bir anlamda piyasalarda da etkili olmuştu. Şu anki duruma baktığımızda sabah saatlerinde beklenti üzerinde gelen bir cari açık verisi var. Tabii ki cari açık verisinin gelmesiyle yine net hata noksan ve altın ihracatı konusundaki tartışmalar da bir anlamda su yüzüne çıkmış görüntüsünde var ama değer değişimlerine baktığımızda kısıtlı bir değer değişimi olduğunu görüyoruz. Yani piyasa bir anlamda seçim sonrasında oluşan o hareketlilikten sonra daha bir durgun vaziyette, daha bir bekleme vaziyetinde şu anda. Tabii ki şu anda siyasi konjonktüre ilişkin haber akışı oldukça önemli. Yani koalisyon senaryolarının şekillenmesi ve bir anlamda piyasalarda belirsizliği ortadan kaldıracak gelişme veya açıklamalar bir şekilde bitsin, yön bulmasını sağlayacaktır ki şu anki durumda baktığımızda seçimden önce koalisyon negatif senaryo olarak görülürken şu anda pozitif senaryo olarak ön plana çıkmış durumda. Yani BIST yüzde kalıcı bir 80 bin lira hareketlenme için bu belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz. 80 bin seviyesinin yukarı yönlü aşılamaması, belirsizliğin uzaması ve erken seçim ihtimallerinin piyasalarda biraz daha etkili olmaya başlaması durumunda ise biz yine 75 bine doğru bir seyir görmemiz yüzde mümkün. Yani şu anda tamamen siyasi gelişmelere odaklanmış durumdayız. Evet, yani erken seçim dedikoduları ya da söylentileri arttığı takdirde borsanın aşağı doğru gitmesi kaçınılmaz. 75 bin bandını görebiliriz diyorsunuz. Şimdi ben biraz önceki sıcak habere döneceğim. Fransa Maliye Bakanı'ndan gelen Yunanistan'la ilgili olumlu habere. Murat Keskin der ki anlaşma haberi geldiği takdirde, yani bu anlaşmanın bir ön haberi olarak kabul etmek gerekir Sapin'in haberini. Eğer diyor öyle bir haber gelirse, daha etkin bir anlaşma haberi gelirse parite acaba hızlı bir şekilde 1.05'e gelir mi? Tabii şimdi biraz önceki açıklama gibi açıklamaların piyasalarda çok etkili olmasını beklemeyiz. Çünkü genelde bu açıklamalar niyet açıklamaları, yani uygulamaya çok dökülemeyen ve bir durumda Yunanistan krizinde ne uzama ne kısalma durumu yaratan şeyler. Şimdi burada baktığımızda bir defa Yunanistan'ın sürdürülebilir bir borç yükü yok. Yani sadece IMF yapılacak ödemelerden ibaret değil Yunanistan'ın borcu. Cuma günü IMF'ye yapılması gereken ödeme yapılamadı. Şimdi S&P'nin not indirimi söz konusu. Bir anlamda S&P böyle bir not indirimi yapıyorsa temerrüt ihtimalinde yüksek görüyor demektir. Yani şu anki durum içerisinde Yunanistan'ın ben halen ciddi tavizler vermesi gerektiğini ve Avrupa Birliği'ne tatmin edici bir reform listesi sunması gerektiğini düşünüyorum. Almanya tarafından buna benzer açıklamalar gelmediği için bir anlamda bu reform listesinin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Burada Yunanistan'ın daha fazla taviz vermesiyle oluşacak anlaşma haberlerinin ben piyasalarda, Avrupa varlıklarında, Avrupa borsalarında veya Euro üzerinde pozitif bir etki yaratmasını beklerim. Ancak bir anlamda bu endişeler sürdüğü sürece Euro üzerinde de baskılayıcı bir etmen ben olacağını düşünüyorum. Peki arkadaşlarımız bir Brent versinler, petrol. Brent'te ilginç bir hareket var. 65 doların üzerinde ve ciddi bir kazanım söz konusu ama asıl önemlisi NYMEX'te aşağı doğru gidiş var. 61 dolar aradaki makasla giderek açılıyor bu durumda. Yani Brent'teki artışı neye borçluyuz ya da hangi etken tetikliyor Brent'i şu saat itibariyle? Tabii şimdi genel itibariyle bakacak olursak bu hafta stok verileri açıklandı Amerika tarafından ve Amerika petrol üretiminde ciddi
ciddi anlamda yavaşlamaya işaret etti bu hafta gelen veriler. Bu özellikle NYMEX tarafında yukarı yönlü bir harekete sebep olmuştu ve Brent petrolünde bu harekete uyum sağlamış olduğunu görmüştük. Ancak 66 dolar üzerinde kalıcı olamayan bir Brent petrolde kısmi geri çekilme gerçekleşti. Bu aynı durum NYMEX için 61.80 dolar seviyesinde geçerli. Bir anlamda bu alışların bir kar realizasyonu getirdiğini düşünebiliriz. Diğer taraftan Brent'in biraz daha güçlü kalmasını sağlayan sebepler böyle biraz da açıkçası küresel talebe ilişkin beklentiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hafta içerisinde Çin'den veriler açıklandı. Verilerin zayıf olması da Çin'in ek teşviklerde bulunması beklentilerini arttırdı. Yani bir anlamda piyasada olumsuz Çin verilerini olumlu fiyatlama evresine girdi diyebiliriz. Talep üzerinden biraz Brent petrole katkısının olmuş olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha şu anda sağlam kalıyor olması normal. Ancak bu hafta tabii arz kaynaklı haberlerin bir anlamda şu bugünkü hareketlerde kar realizasyonunun gerçekleştiğini petrol tarafında söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Enver ve telefon hattımıza alan menkul değerler genel müdür